kader meselesinin anlaşılabilmesi için iki noktanın çok iyi anlaşılması gerektiğini daha önce ifade etmiştik. Bu iki noktadan bir tanesi Allah'ın ezeliyetiydi. Bu bahsi detaylarıyla inceledik ve anladık ki Allah ilmiyle bütün zamanları, geçmişi, hali ve geleceği aynı anda kuşatır. Bizim yapacaklarımızı daha yapmadan evvel ezeliyetiyle bilir. Şimdi ise çok iyi anlaşılması gereken bu iki noktadan ikinci noktayı, ilmin maluma tabi olması kaidesini inceleyeceğiz. Bu noktada iyi kavrandığında çözülmez bir muamma zannedilen kader bahsinin ne kadar anlaşılır olduğunu ve içinde cevaplanamaz hiçbir soru olmadığını göreceksiniz. Kader meselesini kavrayabilmek için ilmin maluma tabi olması kaidesini ezeliyet bahsi kadar iyi anlamak zorundayız. Bu yüzden bu kaide ile ilgili tam 10 misal vereceğiz. Bu 10 misalden sonra bir daha aklınıza Allah günah işleyeceğimi yazmış, benim suçum ne diye bir soru asla gelmeyecek. İlim bir şeyin zihindeki şeklidir. Malum ise o şeyin hariçteki gerçek halidir. Mesela bir elmayı ele alalım. Elmanın zihnimdeki şekli ilimdir. Malum ise elmanın kendi şeklidir. Acaba ben elmayı bu şekilde bildiğim için mi elma böyle? Yoksa elma böyle olduğu için mi ben onu öyle biliyorum? Yani benim ilmim malum olan elmanın şekline mi bağlı, yoksa malum olan elma ilim olan benim bilgime mi bağlı? Biraz daha açarsak, eğer ben elmayı karpuz gibi bilseydim, elma karpuza dönüşür müydü? Elbette ki hayır. Çünkü malum olan elmanın şekli ilmime bağlı değildir. Ben onu bu şekilde bildiğim için o bu şekle bürünmemiştir. Bilakis elma bu surette olduğu için ben onu böyle bilmekteyim. O halde ilim, yani elmanın zihnimdeki şekli maluma, yani elmanın gerçek haline tabidir. Farz edelim ki kasamda 500 lira var ve ben kasamda 500 liranın olduğunu biliyorum. İşte benim kasamdaki 500 liranın varlığını bilmem ilimdir. Malum ise kasamdaki 500 liradır. Şimdi yine aynı soruyu soralım. Ben bildiğim için mi kasamda 500 lira var, yoksa kasamda 500 lira olduğu için mi ben böyle biliyorum? Yani ilmim maluma mı tabi, yoksa malum olan kasadaki para ilmime mi tabi? Elbette ilim maluma tabi. Yani ben bildiğim için kasada 500 lira yok, bilakis kasada 500 lira olduğu için ben öyle biliyorum. Eğer bunun tersi olsaydı, yani ilim maluma tabi olacağı yerde malum ilme tabi olsaydı, ben kasada 500 lira yerine 500 milyonun var olduğunu zannettiğimde kasada o kadar paranın olması gerekirdi. Halbuki bu olmuyor. Sebebi ise malumun ilme değil, ilmin maluma tabi olması. Yüksek bir tepede oturduğumuzu farz ediyoruz. Tepenin altında da kavisli bir tren yolu olsun. Siz tepenin tam üstünde olduğunuzdan tren yolunun hem sağını hem solunu tamamını görebiliyorsunuz. Ve bir baktınız ki aynı rayda karşılıklı ilerleyen iki tren var. Onların 2 dakika sonra çarpışacaklarını gördüğünüzden elinizdeki deftere bu iki tren 2 dakika sonra çarpışacak diye yazdınız. Ve trenler 2 dakika sonra çarpıştı. Şimdi kazadan kurtulan makinistlere deseniz ki, işte bu benim defterim. Ben sizin çarpışacağınızı daha siz çarpışmadan önce bu deftere yazmıştım. Acaba makinistlerin size şöyle deme hakları var mıdır? Biz senin yüzünden kaza yaptık. Eğer sen bizim kaza yapacağımızı yazmasaydın, biz çarpışmazdık. Sen yazdığın için çarpıştık. Sen bu kazanın sebebisin. Elbette diyemezler.
Çünkü sizin yazınız yani ilim onların çarpışacağına yani maluma tabidir. Başka bir ifadeyle siz onların çarpışacağını gördüğünüzden dolayı bu yazıyı yazdınız. Yoksa onlar siz yazdığınız için çarpışmadılar. Siz yüksek bir yerde olduğunuz için onların göremediklerini, aynı raydan ilerlediklerini gördünüz. Hem sizin yazınız sadece bir tespittir. Zorlama ve kaza sebebi değildir. Eğer kaza sizin yazınız yüzünden olsaydı, o halde şunun da olması gerekirdi. Siz çarpışacak bu iki tren hakkında çarpışmayacaklar diye yazardınız, onlar da aynı raydan karşılıklı ilerlemelerine rağmen çarpışmazlardı. Eğer ilim maluma tabi olacağı yerde malum ilme tabi olsaydı, dünyanın hiçbir yerinde kazalar olmazdı. Bir adam defterine bugün hiç kaza olmayacak diye yazardı ve kazaları önlerdi. Halbuki bu asla olmaz. Şimdi bu misali şöyle özetleyelim. 1. Siz kaza yapacaklarını yazdığınız için onlar kaza yapmadı. Bilakis onlar kaza yapacakları için siz yazdınız. Yani ilminiz ve yazınız maluma, onların yapacakları kazaya tabidir. 2. Sizin yazınızdan dolayı onlar mesuliyetten kurtulamaz. Zira onlar bu yazının yazılmasına sebep olmuşlardır. Daha senenin başındayken aldığınız bir takvimde, senenin bütün günlerindeki güneşin doğuş ve batış saatlerinin yazılı olduğunu görürsünüz. Mesela senenin son günü olan 31 Aralık'a baksanız, güneşin doğuş vaktinin 7.15 ve batış vaktinin 16.45 olduğunu görürsünüz. İşte takvimdeki bu yazı ilimdir. Malum ise güneşin o saatte doğacak ve batacak olmasıdır. Yine sorumuz aynı. Acaba takvimde yazıldığı için mi güneş o saatlerde doğuyor ve batıyor? Yani malum olan güneşin doğup batacağı saat ilim olan takvimdeki yazıya mı tabi, yoksa güneşin o saatte doğup o saatte batacağı önceden hesaplanıp bilindiği için mi takvime kaydedilmiş? Yani ilim maluma mı tabi? Elbette ikinci şık. Yani ilmin maluma tabi olması doğru. Zira güneşin doğacağı ve batacağı saatler hesaplanmış ve yazılmış. Eğer tersi olsaydı, malum ilme tabi olup yazıldığı için doğup batsaydı, o zaman takvime güneşin doğuş vakti olarak 7.15 yerine 12 yazdığımızda güneşin 12'de doğması, hatta bugün güneş doğmayacak yazdığımızda güneşin o gün doğmaması gerekirdi. Halbuki bunların hiçbiri olmuyor. Sebebi ise ilmin, yani takvimdeki yazının maluma, yani güneşin kendisine tabi olmasıdır. Şimdi şunu düşünelim. İnsan son derece aciz, zayıf, ilmi noksan, zaman ve mekanla kayıtlı olduğu halde bir sene sonra güneşin ne zaman doğacağını ve ne zaman batacağını önceden bilebiliyor ve onu takvime kaydediyor. Ve hiçbir insanın aklına takvimde güneşin doğma ve batma vakitleri yazıldığı için güneş bu saatlerde doğmak ve batmak mecburiyetinde kalıyor. Bu yazı olmasaydı güneş bu saatlerde doğup batmazdı gibi batıl bir fikir gelmiyor. Hal böyleyken acaba kudreti sonsuz, ilmi nihayetsiz, zaman ve mekanların kayıtlarından münezzeh, ezelin sultanı olan Allah'ın bir takvim hükmünde olan kader defterine bizim doğacağımız günü ve batacağımız, yani öleceğimiz günü ve bu iki gün arasında neler yapacağımızı yazmasının için kavrayamıyoruz. Takvimde yazıldığı için güneşin doğmadığını bildiğimiz halde niçin kader takvimimizde yazıldığı için o işleri yapmadığımızı, bilakis biz yapacağımız için onların yazıldığını, yani Allah'ın ilminin malum olan fiillerimize tabi olduğunu anlayamıyoruz ve günahımızı kadere yüklemeye çalışıyoruz?
İstanbul-Ankara arası 500 kilometredir. Bu mesafenin bizler tarafından bilinmesi ve kitaplarda yazılması ilimdir. Malum ise bu mesafenin kendisidir. Burada da durum aynıdır. İlmimiz maluma tabidir. Bu misaldeki malum, İstanbul-Ankara arasının 500 kilometre olduğudur. Eğer ilmimiz maluma tabi olacağı yerde, malum ilme tabi olsaydı, yani biz bu mesafeyi böyle bildiğimiz için bu mesafe bu kadar olsaydı, o zaman biz bu mesafenin 1000 kilometre olduğunu zannettiğimizde, malum mesafenin 1000 kilometreye çıkması, hatta aradaki mesafenin sadece 1 metre olduğunu zannettiğimizde de İstanbul'dan bir adım atarak Ankara'ya ulaşmamız gerekirdi. Ama bunların hiçbiri asla olmuyor. Biz ne bilirsek bilelim, ilmimizin malum üzerinde bir etkisi gözükmüyor. Sadece mesafenin 500 kilometre olduğunu bildiğimizde doğru biliyoruz. Diğer zanlarımızda ise yanlış biliyoruz. Aynen bu misalde olduğu gibi, doğuşumuz ile ölümümüz arasında ne kadar mesafe varsa ve bu mesafede hangi istasyonlara uğrayıp o istasyonlarda neler yapacaksak, bunların hepsi malumdur. Bu malumun Allah tarafından bilinmesi ve Allah'ın ilminin bir ünvanı olan kader defterinde yazılması ise ilimdir. Kaidemiz neydi? İlim, maluma tabidir. O halde Allah yazdığı için biz yapmıyoruz. Bizim ne yapacağımızı Allah ezeliyeti ve nihayetsiz ilmiyle bilmiş ve kader defterine kaydetmiştir. Burada önemli olan ilmin maluma tabi olması kaidesini Allah'ın ezeliyetiyle beraber düşünmemizdir. Ezeliyeti kavramadan bu kaidenin tek başına anlaşılması mümkün değildir. Bu sebepten biz bu kaideye geçmeden evvel Allah'ın ezeliyetini farklı misallerle anlamaya çalıştık. Allah'ın ne yapacağımızı ezeli ilmiyle bilmesi asla zorlama sebebi değildir. Bu sadece bir tespittir. Hakikat böyleyken bunun aksini düşünüp ben kaderin mahkumuyum diyerek suçu kadere atmak ne kadar manasızdır. Onların bu ifadesi şu manaya gelir ki, ilim maluma tabi değil, malum ilme tabidir. Yani Allah bu kul cehennemlik olsun demiş, o da cehennemlik olmuştur. Veya bu cennetlik olsun demiş, o da cennetlik olmuştur. Halbuki durum böyle değildir. Bilakis Allah'ın ilmi olacak olan hadiselere tabidir. Yani ne olacaksa onu bilmiş ve kader defterinde kaydetmiştir. Bunu söyleyenlerin temennisi aslında şudur. Bizim mesul olmamız için Allah bizim yaptıklarımızı yaptıktan sonra bilsin. Yani Allah yarını bilmesin demektir. Bilmemek ise Allah'ın şanına yakışmaz. Zira bilmemek bir kusur ve eksikliktir. Allah ise bütün kusur ve eksikliklerden münezzehtir. Bir kumandan farz ediyoruz. Elindeki kamerayla nöbet tutan askerleri kontrole gidiyor ve iki askerin nöbette uyuduğunu görüyor ve onların bu hallerini kamerasıyla çekiyor. Bu olayda ilim kameradaki kayıttır ve kumandanın bu iki haylaz askerin halini bilmesidir. Malum ise bu iki askerin uyumasıdır. Sorumuz yine aynı. Kumandan kameraya çektiği için mi askerler uyudu? Yani malum olan askerlerin uyuması ilme mi bağlı? Yoksa askerler uyuduğu için mi kumandan onları öylece çekti? Yani ilim olan kumandanın bilgisi ve kameraya kaydetmesi maluma mı tabi? Elbette kumandanın bilgisi ve kamera kaydı askerlerin haline, yani ilim maluma tabidir. Kumandan bildiği ve onların bu suç halini kaydettiği için onlar uyumadı. Bilakis onlar nöbette uyudukları için kumandan bildi ve onları öylece kaydetti. Acaba kumandan ertesi gün nöbette uyuyan o iki askeri yanına çağırarak
bir gün önceki hallerini onlara seyrettirse ve onlara dese ki, ''Niçin nöbette uyudunuz? Niçin askerlik kanunlarını çiğnediniz? Bu yaptığınız bir suçtur. Ceza göreceksiniz.'' Acaba bu azarları işiten askerler diyebilirler mi ki, ''Kumandanımız, nöbette uyuma suçunu senin yüzünden işledik. Bu suçu bize sen işlettin. Çünkü sen bizi kamerayla çektin. Eğer sen bizi çekmeseydin, biz uyumazdık.'' Elbette diyemezler. Çünkü kaidemiz şuydu. Kumandanın ilmi, malum olan askerlerin uyumasına tabidir. Bir daha tekrar edersek, kumandan bildiği için onlar uyumadı. Onlar uyuduğu için kumandan onları öyle bildi ve öylece kaydetti. Eğer onlar diğer askerler gibi uyumasaydı, kumandan onları uyumaz bilecek ve öylece kaydedecekti. Şimdi şunu farz edelim ki, bu kumandan aynı zamanda manevi bir kumandan olsun ve zamanda yolculuk yapabilsin. Yarına ve diğer günlere, daha o günler gelmeden geçebilsin ve o günlerde yaşanacak olayları daha yaşanmadan bilsin. İşte bu kumandanın bir ay sonraya yolculuk yaptığını ve yine nöbette uyuyan iki askeri kamerayla kaydettiğini ve tekrar bugüne döndüğünü farz ediyoruz. Ve bir ay sonra tam o kumandanın gördüğü ve kaydettiği gibi o iki asker uyudu. Yani kumandanın olacağını bildiği şey oldu. Ve kumandan uyuyan o iki askeri yanına çağırarak bir ay önce yaptığı çekimi onlara seyrettirdi ve onlara dedi ki, ''Bakın, ben sizin nöbette uyuyacağınızı bir ay önceden biliyordum. Hatta bu halinizi kameramla çekmiştim. Acaba o askerlerin kumandana şöyle deme hakları var mıdır? Kumandanım, o zaman suçlu sensin. Niçin bizi ayakta çekmedin ki? Eğer sen bizim uyuyacağımızı bilmeseydin ve uyuduğumuzu kaydetmeseydin, biz uyumazdık. Cezamıza razı değiliz. Elbette diyemezler. Zira kumandanın bilgisi ilimdir ve malum olan askerlerin uykusuna tabidir. Askerler kumandanları bildiği ve kaydettiği için uyumadılar. Bilakis zamanlarda gezebilen bu kumandan kendi zamanından bir ay sonraya gitti, onların bu vaziyetlerini gördü ve onları kaydetti. Başka bir ifadeyle, onları nöbette uyutan şey kumandanın bilgisi değildir. Tam tersine, kumandanın bilgisi onların uyumayı tercih etmelerine ve uyumalarına tabidir. Eğer onlar uyumayı tercih etmeseydiler, kumandan da onları bu şekilde kaydetmeyecekti. Aynen bu misalde olduğu gibi, ezel ve ebedin kumandanı olan Allah da zaman ve mekandan münezzeh olduğu için bütün zamanlardaki hadiseleri şu anda oluyormuş gibi görmekte ve bilmektedir. Bu hakikati ezeliyet bahsinde işlemiştik. İşte Allah bizim cüz'i irademizle işleyeceğimiz bütün fiilleri kameraya çekmiş, yani ilminin bir unvanı olan kader defterlerinde kaydetmiştir. Acaba misalimizdeki nöbette uyuyan askerlere benzeyen günahkar birisi, Allah bildiği için ben günah işliyorum, suç Allah'ın bilmesidir, eğer bilmeseydi bunları işlemezdim dese, misaldeki askerler gibi gülünç bir duruma düşmez mi? Hem nasıl oluyor da misaldeki kumandanın askerlerin uyumasında hiçbir müdahalesi ve suçu olmadığını fark edebilen insan, bu misalden hiçbir farkı olmayan kainatın kumandanı olan Allah'ın kaydına ve bilgisine kendi suçunu yüklemeye çalışır, buna şaşılır. Tren istasyonlarında trenlerin geleceği saatler yazılıdır. İşte bu yazı ilimdir. Malum ise trenin o saatte gelecek olmasıdır. Sorumuz yine aynı. Yazılı olduğu için mi tren geliyor, yoksa trenin o saatte geleceği bilindiği için mi yazılmış? Kaidemiz neydi? İlim, maluma tabidir. O halde sorumuzun cevabı, trenin geleceği bilindiği için yazılmış. Eğer tersi olsaydı, malum ilme tabi olsaydı, yaramaz bir çocuk trenin geliş saatini değiştirdiğinde trenin gelmemesi gerekirdi. Hatta trenlerin geliş kalkış saatlerini bildiren tablo
yanlışlıkla kırıldığında artık hiçbir trenin o istasyona uğramaması gerekirdi. Halbuki bunların hiçbiri olmuyor. Çünkü malum asla ilme tabi değildir. İşte Allah'ın bilgisi ve kader yazısı, istasyondaki trenin geliş kalkış saatlerinin yazılı olduğu tabloya benzer ve bu ilimdir. Bizim yapacağımız her şey ise istasyona gelecek olan tren gibidir. Malumdur. Misalimizdeki trenin tablodaki yazıdan dolayı istasyona gelmemesi, bilakis trenin geleceği için böyle bir yazının yazılmış olması gibi, Allah bildiği için de biz yapmamaktayız. Biz yapacağımız için Allah öyle bilmektedir. Mesleğinde son derece tecrübeli bir hakim düşünüyoruz. Yılların verdiği tecrübeyle neredeyse kişiyi gözünden tanıyacak bir seviyeye gelmiş olsun. Bu hakim yolda giderken görünüş itibariyle son derece kötü bir adamı görür ve yılların verdiği tecrübeyle bu kişinin ileride bir suç işleyeceğini ve mahkemede karşısına suçlu olarak çıkacağını elindeki deftere yazar. Aradan biraz zaman geçince gördüğü o adam bir suçtan dolayı hakimimizin karşısına çıkar. Hakim cezasını karara bağladıktan sonra ona der ki, "Bak, bu benim defterim. Ben seni daha önce görmüş, senin suç işleyeceğini tahmin etmiş ve bunu defterime ta o zamanda kaydetmiştim." Acaba hakimin bu sözüne karşılık suçlunun şöyle deme hakkı var mıdır? "Ey hakim, ben senin bu yazından dolayı suç işledim. Eğer sen bu yazıyı yazmasaydın, ben bu suçu işlemezdim." Elbette diyemez. Çünkü bu kişi o yazıdan dolayı suç işlemedi ve bu yazı onu suça zorlamadı. Bilakis hakimin ilmi malum olan kişiye tabiydi. O suç işleyeceği için tecrübeli hakimimiz bunu bildi ve defterine kaydetti. Aynen bunun gibi bu kainatın yegane hakimi olan Allah da biz kulların neler işleyeceğini ezeli ilmiyle bilmiş ve kader defterlerimize yazmıştır. Bizler Allah yazdı diye yapmamaktayız. Bilakis biz yapacağımız için Allah yazmıştır. Hal böyleyken misalimizdeki suçlunun hakime karşı yaptığı savunmayı ve suçunu hakimin yazısına bağlamasını bizler de hakimlerin hakimi olan Allah'a karşı yapsak, yani günahımızı Allah'ın yazısına bağlayarak "Allah yazmasaydı biz bu günahı işlemezdik" gibi batıl sözler söylesek, acaba bu işlediğimiz günahtan daha büyük bir kabahat olmaz mı? Yine son derece tecrübeli bir öğretmen düşünüyoruz. Yılların verdiği tecrübeyle daha sene başındayken hangi öğrencinin sınıfı başarıyla geçeceğini ve hangilerinin sınıfta kalacağını tahmin etsin ve bu tahminini de bir deftere kaydetmiş olsun. Ve sene sonu geldiğinde öğretmenin sınıfı geçeceğini tahmin ettiği öğrenciler sınıflarını geçsin ve sınıfta kalacağını tahmin ettiği öğrenciler de sınıflarında kalmış olsun. Öğretmenimiz sınıfta kalan öğrencilere karnelerini verdikten ve bu öğrenciler karnelerindeki zayıf notları gördükten sonra onlara dese ki, "Bakın, bu benim defterim ki ben sizin sınıfta kalacağınızı tahmin etmiş ve daha sene başındayken bunu yazmıştım ve sizler tam benim tahmin ettiğim gibi sınıfta kaldınız." Acaba öğretmenlerinin bu sözüne karşılık bu tembel öğrencilerin şöyle demeye hakları var mıdır? "Öğretmenim, madem siz bu yazıyı daha biz sınıfta kalmadan yazmışsınız, o halde sınıfta kalmamızın sebebi sizin bu yazınızdır. Eğer siz bizim hakkımızda sınıflarını geçecekler diye yazsaydınız, biz sınıfta kalmazdık." Elbette böyle diyemezler. Çünkü öğretmenin ilmi malum olan öğrencilerin tembelliğine bağlıdır. Başka bir ifadeyle,
öğretmen böyle yazdığı için onlar sınıfta kalmadı. Bilakis onların tembellik edeceğini ve ders çalışmayacaklarını öğretmenleri tecrübesiyle bildi ve böylece defterine kaydetti. Eğer onlar öğretmenin yazısından dolayı sınıfta kalacak olsalardı, o zaman öğretmen çalışkan öğrenciler için sınıfta kalacaklar yazardı ve çalışkan öğrenciler de sınıfta kalırdı. Ama bunların hiçbiri olmuyor. Kimse bir yazıdan dolayı sınıfını geçip bir yazıdan dolayı sınıfta kalmıyor. Çünkü ilim zorlama ve cebir aracı değildir. O sadece bir tespit ve beyandır. Aynen bu misalde olduğu gibi gayb alemlerinin alimi olan Allah da hangimizin sınıfta kalacağını, yani imtihanı kaybedeceğini, hangimizin sınıfı geçerek cennete gideceğini ezeli ilmiyle bilmiş ve bu bilgiyi ilmin bir unvanı olan kader defterimizde yazmıştır. Sınıfta kalan öğrencilerin öğretmenlerini suçlaması ve kabahatlerini öğretmenlerinin yazısına yüklemeye çalışmaları ne kadar asılsız ise, günah işleyen bir kişinin de günahını kadere yüklemesi o derece asılsız ve gerçekten uzaktır. İlmin maluma tabi olması kaidesini anlayabilmek için tam 9 misal verdik. Çünkü bu kaideyi ve ezeliyet bahsini anlamak, kaderi anlamak demektir. Biz son bir misalle ilmin maluma tabi olması kaidesini tamamlayacağız. Şöyle ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ahir zaman fitnelerinden ve kıyametin alametlerinden bahsetmiştir. Efendimizin bu bahsi ilimdir. Malum ise bu hadiselerin kendisidir. Sorumuz yine aynı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi diye mi ahir zaman fitneleri çıkacak? Yoksa ahir zaman fitnelerinin çıkacağı için mi Efendimiz onlardan haber vermiş? İlim maluma tabi olduğundan dolayı ahir zaman fitnelerinin çıkacağı için Efendimizin haber verdiği şıkkı doğrudur. Zaten bunun tersi düşünüldüğünde ahir zaman fitnelerinden Peygamberimizi mesul tutmak ve eğer haber vermeseydi bunlar olmazdı demek lazım gelir ki bunun ne kadar yanlış olduğunu her akıl sahibi takdir edebilir. Bu 10 misalle anladık ki ilim maluma tabidir. Şimdi bu kaideyi kader hakkında tahlil edelim. Allah'ın bizim ne yapacağımızı bilmesi ve bu bilgiyi kader defterimizde yazması ilimdir. Bu ilim neye tabidir? Elbette malum olan bizim fiillerimize ve yapacaklarımıza tabidir. Yani biz yapacağımız için Allah öyle bilmiştir. Yoksa Allah öyle bildi diye biz mecburen yapmamaktayız. O halde şöyle diyebiliriz. Suçunu kadere yükleyen insan iki şeyden habersizdir. 1- Allah'ın ezeliyetini ve ezeliyetin ne manaya geldiğini bilmemektedir. 2. İlmin maluma tabi olması kaidesinden habersizdir. Bu iki mesele anlaşıldığında kader hakkındaki bütün sorular cevaplarını bulmaktadır. Bizler eserimizin bu bölümüne kadar işlediğimiz fiilleri kader defterinde yazıldığından dolayı cebren ve zorlama ile işlemediğimizi, bilakis biz ne yapacaksak, kader defterimize onun yazıldığını anlatmaya çalıştık.